Cümleten selamünaleyküm, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Öncelikle yorum yapan, destek veren herkesten Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Bugün yine evimizdeyiz. Nasip olursa artık toparlamaya başladık. Süpürgeliklerim birazı kalmıştı laminatım. Onlara devam edeceğim. İçeride artık temizliğe başlayacağız bir yandan. Yerlerin derzi kalmıştı bir banyoyla. Onları bitirip toparlamaya başlayacağız. Herkese şimdiden iyi seyirler dileyelim. Dün videoyu bitirdikten sonra gece 11'e kadar çalıştım. Çoğu yer bitti. Şu odaların içi bitti. Şu ara yerler var. Onları bir bitirelim. Süpürgelikleri. Ondan sonra nasip olursa artık şu içerilerin temizliği, derzleri. Burayı en sona bıraktım. Çünkü dökülen şeyler oluyor, derzleri kirletir diye duvarları yapıp yeri en sona bıraktım. Şimdi komple temizleyip yapabiliriz. Ondan sonra da nasip olursa yetiştirebilirsek perdelerimiz var. Kornişleri takacağız, perdeleri takacağız. Bakalım yetişirse bugün. Onu nereye koyarsan koy hep yukarı çıkıyor. Bu ondan değil mi? Gelmiyor. Küstü mü gelmez? Heh. Küçük. Aa, gitti. Gitti mi? Gitti. Yemek bir şey pişirirsek akşama edeceğiz dedim. Beni mahvetti şu şeyler ya. Pervazlar. Çekiçle olacak bir şey değilmiş. Ha süpürgeli. Pervaz diyor. Kapıyla çok uğraştın ya ondan herhalde. Dün akşam bununla uğraştım 11'e kadar. Bir türlü bitmediler ya. Eline sağlık. Güzel oldu. Olmuş. Öğreniyoruz bir şeyler. Süpürgelik çakmayı öğreniyoruz. Ondan sonra fay az. Her şeyi öğrendim hemen hemen. Derz dolgu. Kapı nasıl yapılır? Yeniden bir ev yapsak hiç zorlanmayacaksın. Yok. Yok. Allah'ın izniyle. Bir kere yaptım yeter diyorsun. Evet. Boyasını da yaptık mı tamam. Allah izin verirse. Ha, ufak tefek şeyler olur içinde ama ev işi tamam. Nasip olursa. İyi, daha üst katımız var sonra. Ya onlar bir ya. Bir dahaki seneye Allah nasip ederse. Onlar toparlar ufaktan ama ev işi tamam.
Hani usta olacaktın sen? Ha? Hani usta olmaya karar vermiştin? Ya başka birine yaparım. Taş, duvar, bir şeyler, kapı yaparım. Hayır, kendimize yapmazsın. Bir ev daha zor ya. Şaka yapıyorum ya. Şimdi başkasına yapınca adama diyorum ki şu malzemeyi al gel, şunları al gel, tamam. Mesela yapıyorsun, tamam. Biz bu evin her şeyini yaparken yani şunu al gel, şunu yap diye bir şey demedik. Hepsini kendimiz aldık. Öyle. Bütün malzemesini nerede uygun, nerede şey, hepsine dolaşıyorum. Seninle beraber ben de dolaştığım evet. için iyi biliyorum. Biliyorsun işte, bir senedir dolaşıyoruz mesela. Neyi nereden alabiliriz, neyi nasıl yaparız. Çok şükür ama Allah yardım etti. Öyle. Rabbime şükürlerim. İsteyen olmayan herkese nasip etsin. Amin. Kiracı olanları kiradan kurtarsın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Yemin misin? Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Tane ekmek de var. Sana. Evet, süpürgelikler tamam. Hepsini bitirdim. Çok zor oldu. Normalde bunun makinesi var. Kapıları yapalım diye bıraktık. Makineyle çat 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 yapılıyor ama bununla çekiç ve küçücük çivi eğili veriyor. Alttan ısıtmaya zarar olur mu diyen olmuş. 2 santimlik olunca aşağı kadar geçmez. Yarım santim falan geçiyor. Laminat da yarım santim zaten. O yüzden sıkıntı olmaz. Ne yapalım? Bir sürü işimiz var. Perdeler, temizlik. Konuş. Şu fayansın altları var. Onlar ben yalnızken yapayım. Seninle beraber konuşun. Bir şeyi takalım mı salonu? Evet, çünkü gerçekten koltuklar güneş çok alıyor. En azından takalım. Orayı bulutlu, Allah'tan 2-3 gündür bulutlu geçiyor. Değilse koltuğun rengini attıracağız. Buradakiler evet. Kapalı. Buradakilerde sıkıntı yok. Üstleri örtülü de oradakiler açıkta. Evet, salonumuzun kornişini, perdesini bir takalım. Yerine bir koyalım da. Bir sabre de ben alsam daha mı mantıklıymış? Oradan tuttum. Dur bak. Bunlar zor çünkü. Burayı sıfırladım. İyi mi? İyi. Boşluğu. İyi. Perde takacak yer iyi mi? İyi iyi. Tamam. Hatta bir sabre işte sıkıntı yok. Ne? Bir daha tutsana. Tamam ya, takılır orada. Sığar mı? Tamam, sığar sığar. Şurada bir boşluk var ama. Geriye aldım lazım. Demek ki sistem daha iyiydi. Şöyle işte. Heh. İyi mi? İyi ya. Zaten her gün şey yapmayacağız. İyi. Tamam. Direkt uca mı atayım, araya atayım mı? Yo, uca atabilirsin. Uca çift atıyoruz.
Tamam. Ya tam böyle bunları alıyorum ya, biri de geldi ya, bu bizim işimiz dedi. Uçlara çift vida at dedi. Aralara da çapraz at dedi. Buraya atıyorsan bir tanesini oraya. Tamam. Şöyle tamam. Tamam. Evet, kornişimizin ön süsleri de var. Onları da yapıştırıcıyla yukarıya yapıştıracağız. İyice bastırdın mı orayı? Evet. Han çıkmıyor bak. Tamam, süper. Efsane. Tamam. Geçemedim bu tarafa. Küçük bir kargaşa yaşadık. Profesyonelce duruyor. Başarılı. Çok güzel duruyor çünkü. İşte bu. Nasıl olacak konusunda bir fikrim. Şöyle.
Çok iyi mi? Önce altını mı? Altını. Bana ne oldu bu? Dur bir dakika çıkarmamız lazım. Bastır. Bunlar da tüy döküyor bak. Evet, son görüntüsü bu şekilde oluyor. Perde önünün. Güzel bir şey oldu. Şu tarafı da bir yapıştıralım. Sen benden daha mı iyi yapıyorsun bu işi? Öyle oldu biraz sanki. Yanı çatlamış ya. O yüzden sürülmüyor var ya. Bak gene akmaya başladı yandan. Sıkılmış, alırsınmış. Daha iyi oldu sanki. Fazla bastırma. Kendiliğinden de tutar herhalde. Şurası altında da. Köşesi. Böyle aynı sistem. Yukarıya değdirmeden altı bir oturalım. Sen oraya ayarla. Arkadan elini yükleyebilirsin. Ayarladı mı orası? Ayarlamaz. Burası da oturdu. Tamam, bir de hiç bozmadık bu sefer. Evet, gittikçe profesyonelleştik. Ortaya bak. Oo, süper. Çak. Kalan son parçayı da yaptık mı? Öğreneceğiz bu işleri ya. Parça, şuna yapacağız. Olacakmış ya gitgide. Hakikaten başka yerden başlasak iyiymiş. Salondan başlamasaydık çok olurdu. Çok aşırı hatamız yok ya. Çok... Maket bıçağı var ya şeyse. Yok. Zor açılıyorsa. Bunda ne var? Ne var bunda? Ne var bunda? Perdelerimiz var bunda. Perdelerimiz, tüllerimiz. Hepsini bütününü görelim. O zaman ayrıca teşekkür edeceğim. Ankara'dan Bülent abimiz. Allah razı olsun. Perdelerimizi yaptı Ankara'da gönderdi. Ellerine kollarına sağlık. Ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Oo. Bülent abi gerçekten Allah razı olsun. Bunları da koltuklara uyumlu göndermiş. Evet. Allah'ım hayırlı kazançlar versin inşallah. Evet, Rabbim bol, hayırlı, bereketli kazançlar versin. Perdelerimizi hediye olarak gönderdi. Bana mesaj attı. Salonun perdeleri benden olsun dedi. Tamam abi dedim. Çok sağ olasın. Biz dedim diğerlerini görüştünüz mü? Yok dedim, biz zaten perdeci bulmamıştık daha. En büyük de sorunlarımızdan birisi oydu. Yani bulamamıştık henüz. Kimisinde fiyat pahalı geldi. Kimisinde şey derken. Abi dedik geri kalanı da yaptıralım. Hani ücretini ödeyelim. Yok dedi, madem hepsi benden olsun dedi. Allah bin kere razı olsun. Amin. Rabbim mutlu, bol, huzurlu günler olsun, bol kazançlar olsun amin, inşallah. İnşallah, inşallah. Rabbim daha çok versin, hayrını kabul etsin diyelim. Amin. Hadi bakalım. Evet, salonun perdesi. Üzerlerine de yazmış hangi perde, nerenin. Gerçekten çok düşünceli bir abimiz. Fonu da var.
O etikette ne var? Metre ölçüsü varsa o... Metre ölçüsü var Evet. demişti. Evet. Evet. Bülent abi Bu demişti. 4.76 bu tarafta değil mi? 4.76. Tamam, o buranın. Tamam. O zaman bunu tak, öbürünü ondan sonra çıkarayım. Tamam. Orta? Evet, orta. Değil. Güneşlik burada değil mi? Güneşlik. Güneşlik en arkada olacak. En önde. En arkada. Aa. En önde kanatlar olacak sonra. Takardık ama. Ne çıktı? Bu ne bu? Bu ne bu? Matka. Gerçekten mükemmel oldu. Ancak bu kadar güzel olabilirdi. Bunları biz Bülent abiye bıraktık hepsini. Boydan boya yapalım dedi. Abi dedim ki hani biz durumumuz o kadar yok. Sadece salonu düşünmüştük. Geri kalanı düşünmemiştik dedik. Hepsini boydan boya yapmış galiba. Yani bütün hepsi boydan boya görünüyor. Elini ayağını dert görmesin abi. Eline kollarına sağlık. O kadar müthiş. Gerçekten biz seçsek bu kadar seçemezdik. Yok. Seçemeyiz. Bir usta gözünden olması mükemmel olmuş. Elleri kolları dert görmesi şahane durdu. Yukarı kısmına baksana. Evet, mükemmel müthiş. Duruyor. O zaman geri kalanlarını da takalım. Bütün görsek tamamlayalım. Türü merakımı bilir misin sen? Meraktan önce türü taktırdım. Dur. Yüzünü ayarlayacağım. Sadece bırak bunu. Şunu bırak, onu takacaksın. Hayır. Değil, değil mi? Evet, fonumuzu da taktık. Güneşliğimiz de arada. Pencere hizasında. Gerçekten Bülent abimiz her şeyi düşünmüş. Allah razı olsun. Sıra geldi. Bu tarafınkini de ayarlayacağız. Şeyler, gerdirmeleri taktık mı oldu? Taktım, taktım. Sen sadece bir perde deyip geçme. Evi nasıl değiştirdi gördün mü? Geldi. Bir saniye. Bırak, bırak. Türü mü tutuyor? Evet, türü tutuyoruz. Daha mı güzel gerdirebildik bunu? Evet. Sanırım onun gerginliğini biraz daha açmamız lazım. Fotoğrafın içleri takmadın değil mi? Evet, son görüntümüz bu. Neyleri? Kurmalarını. Ha. Kurmalarını diyelim. Tülü de çekmişim güneşliği takacağım diye. Evet. Son görüntümüz bu. Burayı taktık. Burası kapısını kapalı tutuyoruz. Kilitli tutuyoruz ki toz bir şey olmasın diye.
Diğer yerlere artık temizliğini yaptıktan sonra diğer perdelerimizi serdik ki poşetin içinde iyice kırışmasın diye şöyle koltukların üstüne serdik. Onlar da birkaç gün içinde nasip olursa temizliği bitirip onları da takacağız. Oldu be. Yorulduk ama değdi. Güzel oldu. Perde takması omuzum mahvetti. Aynı şu şekilde. Uzun var ya uzun. Uzun tül var ya bitmedi bir türlü. Ama çok güzel oldu. Ben diyecektim. Gerçekten çok güzel oldu. İnsanın baktık şey şaşırıyor. İşte tamamen değiştirdi görüntüyü. Bülent abimize de çok gerçekten Allah razı olsun. Valla ellerine kollarına sağlık. Allah kesesine bin bereket versin. Amin. Şahane bir görüntü oldu. O kadar... mesajı atmadan önce hakikaten kara kara düşünüyorduk. İşin çok bundan biraz da evin şurasını mı yapsak, burasını mı yapsak, evet. Düğün tarihi ne zaman alacağız? Perdeci bulduk mu, bulmadık mı? Adamdan Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun, bin kere razı olsun. Ölçüleri istedi bizden. Hepsini yollamış. Çok güzel oldu. Evet. Bizim hala davetiyemiz yok. Onun 2-3 gün içinde davetiyeyi ayarlamamız lazım. Evet. Koşturmakta bir şeylere vakit kalmıyor ama onu çünkü önce tutmamız lazım. Çünkü ne kaldı? Artık. Bugün ayın 26'sı mı? 26'sı. Bu hafta davetiye halletsek, bir hafta daha atsak bence bitti. Zaten 25 gün mü kalmış oldu? 25 gün var. O yüzden bizim daha çok koşturmamız lazım. Of. Hiç oturarak vakit kaybetmeyelim. Hadi, hadi gidelim. Hadi bakalım. Videomuza da burada veda edelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.